Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Dün gece Trabzonspor takımımızın maçı vardı ve muhteşem bir gece yaşadık. Gerçekten 4 dört dörtlük bir gece yaşadık. Bütün oyuncularımızı, hocamızı, teknik heyeti herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel bir geceydi, çok keyifli bir geceydi. Rahat bir uyku çekildiğini düşünüyorum. Haftalar sonra gelen bu güzel oyun, hatta aylar sonra mı diyeyim bilemiyorum bu güzel oyun ve skor ve dünya devler arasına girebilecek, çok önemli oyuncu grubu olan bir takıma karşı aldığımız bu 4-0'lık net bir galibiyetten dolayı gerçekten çok mutluyum. Ve özellikle içeride oynadığımız bu maçta oyuncularımızı taraftarlarımızla olan arasındaki birlik ve beraberliği yeniden pekiştirdiğini düşünüyorum. Yeniden düzelttiğini düşünüyorum. Zaten düzgünü çok sıkıntı yoktu. Bu kötü gidişatlarda kötü oyunda arada böyle ufak tefek çatlak sesler çıkması gayet normaldi. Ee, ve bakın görüyorsunuz takımda bir kenetlenme oldu, takımda bir ateşleme oldu. Her işte bir hayır var diyorum. Abdullah Avcı mektubuna değindi. Maç içerisindeki e, tercihleriyle alakalı yorumlar yaptı. Maç öncesindeki tercihleriyle alakalı yorumlar yaptı. Bütün bunları da değerlendireceğim. Yeni bir videoyla daha karşınızda Biraz sistem ve taktikle konuşacağız. Neler yaptık, neler yapmalıyız. Biraz eksilerimiz tabii ki de var. Biz bu maçı kazandık. 4-0'lık bir galibiyet aldık ama ha, tamam biz 4-0 aldık, işte önde bastık topa sahip olduk işte mücadele gücümüz çok yüksekti deyip arkaya yaslanırsak sıkıntı büyük. Şimdi 3 gün önceki Kasımpaşa maçını düşünün. Bir de bugünkü ne fark vardı? Aradaki farkı bana birisi söyleyebilir mi? Aynı oyuncular, aynı grup, aynı hoca, aynı sağ, aynı tarafta ne fark vardı? Bu fark farkındalığı bilmemiz lazım. Mesela konsantre eksik. Maça mı daha iyi hazırlanmıyordu oyuncular? Antrenman programında mı bir problem var? Bunların hepsinin yeniden bir çek edilmesi gerekiyor. Ki Abdullah Avcı basın toplantısında bunu da söyledi. Neleri doğru neleri yanlış yaptık. Diğer maçlara göre bunları tartacağız. Bir çizeceğiz ölçeceğiz ve gereğini yapacağız dedi Abdullah Avcı. Monaco'daki maçtan sonra türbinlere gidip özür dileyen ve merak etmeyin bunun Türkiye ayağı da var. Trabzon ayağı da var demişti Abdullah Avcı ve sözünü tuttu. Bunun için de ayrı bir tebrik ediyorum. Şimdi Abdullah Hoca'ya bir soru soruldu. Tabii Beşiktaş maçı var. Çoğu kesim tarafından ya nasıl olsa Monaco maçı zor hoca bir rotasyon yapıp hem Monaco'dan hem de ligden olmak istemeyecektir algısı vardı özellikle İstanbul'da ulusal basında hocaya karşı böyle bir e, baskı vardı hoca rotasyon yapacak mı işte yapacağım mı mi çünkü, çünkü herkesin kafasında Beşiktaş maçı var Beşiktaş'ın Trabzonspor takımı yenmesini isteyen çok ciddi bir grup var biliyorsunuz ama Hocamız gene mükemmel tercihler yaptı. Bakın biz eleştiriyoruz. Mesela Hüseyin Türkmen neden oynadı? Ben şaşırdım gördüm. Açık ve net. Badri gördüm. Şaşırdım. Açık ve net. Ee, ama ciddi, her zaman söylediğim gibi hoca bizlerden daha iyi biliyor. Çünkü teknik direktörümüz ve şu an Trabzonspor takım başındaki isim Abdullah Avcı olduğuna göre hepimizden neyi biliyor arkadaşlar. Ve biz de eleştireceğiz. Düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Ama saygı çerçevesinde içerisinde yapmamız lazım diye düşünüyorum. Abdullah Avcı'ya soruldu. Rotasyon yaptın mı dedi. Yapmadım dedi. Larsen'in ilk defa değerleri çok yüksek çıktı. Larsen'le konuştum. Larsen ben hocam yorgunum dedi dedi ve dinlendirmeye karar verdik. Uzun süredir oynamayan Hüseyin Türkmen'le başladık dedi hoca. Hüseyin Türkmen'in çabukluğundan, kuvvetinden, sabekte de oynama özelliklerinden bahsetti ve Hüseyin Türkmen'e teşekkür etti. Yusuf Erdoğan'ı soktu mesela oyuna. Hüseyin Türkmen'e teşekkür ediyor. Bakın şu maçta yani Hüseyin Türkmen evet elinden geleni yaptı ama Yusuf Erdoğan'ı sokuyor mesela. Neden? Eren'in alternatifi sol bekti. Şu an Densville'i oynatabiliyorsunuz zaman zaman ama olası bir aksilikte Eren'in de alternatif anlamda bir Yusuf'u bir ısındırmak için Yusuf'u koydu. Burada stratejik bir hamle yaptı. Artı Hüseyin Türkmen'e teşekkür ediyor. Hüseyin Türkmen'in bu oyun içerisine dahil olmasını istiyor. 45. dakikada çıkarttıktan sonra ben Twitter adresimde de yazdım. Mutlaka bir sakatlık olmuştur dedik. ki e kötü haber geldi. Maalesef aşil tendonunda bir problem var. Tabi bunun ciddi durumu ne olacak bilmiyorum ama uzun süredir oynamayıp bakın uzun süredir oynamayıp hazırlık kampı geçirmeyip Monaco gibi tempolu çok üst düzey bir maça çıkan Hüseyin Türkmen'e tebrik ederim her baba yediğin harcı değil. Çıkıp burada anın akıyla 45 dakika ise 45 dakika. Hüseyin Türkmen'den müthiş bir kademe geldi ve net bir gol önlediğini düşünüyorum. Hüseyin Türkmen o kademede duruşu, oyalayışı, zamanlaması, oyuncu takibi mükemmeldi. Başka oyuncu olsa belki de gitmeyebilirdi. Hüseyin Türkmen iyi niyetli, çalışkan bir oyuncu olduğu için pozisyonun devamında oyuncuyu kapatmaya çalıştı ve nitekim karşı karşıya olan pozisyonda araya girdi ve önledi. Abdullah Avcı da Hüseyin'e şunu söyledi. Bir tane pozisyon hatasını gördüm Hüseyin'in maç boyu dedi. 45 dakika boyunca onda da sıkıntı yaratmaz dedi. Vallahi açık ve net söyleyeyim. Larsen'in savunmasından Hüseyin Türkmen'in savunması bana göre daha iyi. Neden daha iyi? Larsen hücuma çıkmaya çalışıyor. Evet ama hücumda etkinliği yok zaten. E savunmada da hep arkadan bakıyor. Hep önüne birileri geçiyor. Hiç değilse Hüseyin Türkmen orada savunma anlamında durdurdu. Hem Solbek'teki Henrique hem de Glovin'le alakalı şunu söyleyebilirim. İkisinin de hiçbir şekilde kanadı kullanamadığını söyleyebilirim dünkü maçtaki yapmış olduğu en önemli detay bir kere mücadeleydi Ben dün akşam da sıcağı sıcağına söyledim İlk defa bir e, adama iki kişinin üç kişinin bastığını istediğini gördüm savunma halinde çok iyi kompak olduk önümüzdeki orta sağ Gıvamil'in özellikle girmesiyle beraber çok iyi bir direnç sağladı Maçın ilk yarısıyla ikinci yarısı tamamen farklı aslında. Biz gol atana kadar, kendi kalelerine atana kadar maç bir gitti geldi, gitti geldi. Böyle bir dengesizlik vardı. Bunu Abdullah Avcı basın toplantısında da söyledi. Gerçekten hani ben gol yiyeceğiz mi diye bekledim. Açık ve net söyleyeyim? Gol yiyeceğiz mi diye bekledim. Bir taraftan da bazı zamanlarda da karşı karşıyalarımız var, pozisyonlarımız var, şutlarımız var. Gol atacağız mı diye de bekledim. Öyle bir maçtı ki ve atanın kazanacağı Atanın kopartacağı bir maçtı. Bence Monaco atsaydı ilk golü bizim taraftarımızın da bir hayal kırıklığı, bir moral bozukluğuyla beraber oyuncuları da bir özgüven kaybı zaten son haftalarda olduğu için bir geri doğru düşebilirdik. Allah'tan ilk golü biz attık. Futbol hata oyunu abi. Birisi hata yapmasa zaten gol olmaz. Ha, kendi hataları kendileri vurmuş, kendileri atmış hiç önemli değil. Gol, goldür. Birinci golü onlardan gelmiş olabilir. Sen çat diye stoperin kafayı çakıyor. 2-0 yapıyorsun. Arkasından müthiş bir akıllı bir vuruşla 3-0 yapıyorsunuz gene duran toptan. dördüncü golde de Trezeguet çok iyi bir ayak içiyle köşe plasesini yapıyor ve kazanıyor. Bir kere bu maçtaki sistem çok iyiydi. Bu maçta takımımızın savunma sistemi, takım halinde savunma, özellikle topu kaptığımız zaman dikine hızlı şekilde defansın arkasına kaçmayı planladığını net bir şekilde Canli'nin pozisyonlarından görebilirsiniz. Birkaç tane böyle net pozisyonumuz var. Bir tanesini hakem offside kaldırdı ama aslında offside değildi. Gol olsaydı verecekti. Ama hakem offside verdi. Yani mesela şu takıma Gımamil'in girmesi çok iyi oldu. Gımamil gibi orta sahada fizikli, kalıplı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Siopis'in enerjisi yeterli olmuyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hem de Gımamil topu aldığı zaman direkt dikine bakıyor yani. Kafayı kaldırıyor. Şöyle bir dikine bakıyor ve ona göre oyun oyunu oynatmaya çalışıyor. Hani ilk alayım, aman geri vereyim, aman yana vereyimden ziyade Gımamil dikine oynayabilir miyim mi kovalıyor. Yoksa ikinci alternatif opsiyonuna bakıyor ve birebir de fizik anlamında çok iyi kullanıyor. Dönen topları da çok iyi alıyor. İlk Trabzonspor takımıza geldiğinde sonradan oyuna girdiğinde 5-10 dakikalık performansı çok iyiydi. Bana çok büyük umut vermişti ama daha sonra bir düşüş, bir sakatlık olmamıştı. İnşallah Gımamil bu temposuna, bu isteğine devam eder. Kasımpaşa maçından sonra bize bunu gösterdi. Bu maçta da zaten üstüne koydu ve taçlandırdı diye düşünüyorum. Maxi Gomez'i ben aradım. Umut Bozok evet mücadele eder gibi gözüküyor. İşte defans, yani orta sahada top alıyor, veriyor falan bir şeyler yapıyor ama bana göre Umut Bozok bizim takımımızda birinci santofor olamaz arkadaşlar. İkinci e, yarıları girip daha etkili olacak bir adam. E, fırsatçı bir oyuncu, golcü bir oyuncu ama kafadan özellikle kapalı savunmalara karşı Umut Bozok'un çok fazla işi olacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncu geçmesi yok. Eee... Tamam bir mücadele yapıyor, bir şut atmaya deniyor, bir şeyler yapıyor, bir arayış içerisinde ama bir oyuncu geçmesi yok, bir patlayıcı kuvvet yok, hızı yok, çabukluğu yok Umut'un. E bu da tabii ki de dezavantaj. Kafa hakimiyeti de öyle çok iyi olan bir oyuncu değil. Kapalı savunmaya karşı çok fazla yapabileceği bir şey yok ama Maxi Gomez arayan, savunma, e, e, kapalı savunmaya karşı da rakibi eksiltmeye çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan, oraları karıştırabilecek tecrübeli bir oyuncu. Bana göre bir insantoforumuz her zaman Maxi Gomez olmalıdır. Umut her zaman alternatif olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle şu yakın dönem için konuşuyorum. Görüntü o şekilde. Ve Badri'ye söyleyeceğim bir şey. Badri kanatta oynattık. Badri kanattan içeriye giriyor, topla gidiyor. Ama Badri'nin biraz daha topu oynatması gerekiyor. Takım arkadaşlarına bir an önce vermesi lazım. Badri götürüyor, ceza sahası çevresine geliyor. Şut açısı arıyor. Şutları iyi. Kaleyi gördüğü yerden vurmak istiyor. Bunlar güzel şeyler ama... Şut atacağım, şut açısını oluşturacağım derken rakip savunma oturuyor. Rakip savunma oturduğu için de takım arkadaşına pası veremiyor. Bu da tabii ki de bizim pozisyonumuzu engelliyor. Sistemsel anlamda biri yapıp e, ikiyi kovaladık. Duran toplarımız oldu, işte öne çıkmalar oldu. İki de çok iyi zamanda geldi hemen devrenin başında. Arkasından üçe gidiyorsun, dördü yapıyorsun. Yani Monaco'ya karşı istiyorsun, pozisyonlar üretiyorsun ve Monaco'yu darma duman ediyorsun. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Tebrik ediyorum. Abdullah Avcı da tebrik ediyorum. Hüseyin Türkmen'in e sakatlık haberi tabii kötü bir haber. E maçtan sonra verilmiş bir haber oldu. Tabii detaylara bakacağız ama bana göre Dens ve Vitor göbekte daha iyi gibi geliyor bana. Batra'nın ben merkezde bizim takımımızda biraz denge karıştırdığını düşünüyorum. Batra'yı sağ beke atıp Dens ve Vitor Hugo Eren dörtlüsü önünde de Gıbamit bu beşli fizikli oyuncuyla beraber maça çıkabilir miyiz Beşiktaş maçına? Çıkabiliriz. Beşiktaş maçında da mutlaka rotasyonlar olabilir. Hani şunu söylemek istiyorum. Takımımızda bir kadromuz var, bir geniş kadromuz var aslında ama bizim bazı zamanlarda kestiremediğimiz detaylar var. Abdullah Avcı'nın e, sakatlık riskini göz ardı etmediğini, sakatlık durumuna göre, maç temposuna göre, oyuncuyla konuşarak, oyuncunun isteğine göre hareket ettiğini de unutmamamız lazım. Şimdi Beşiktaş maçı geldi. Monaco maçının etkisinde kalmamak lazım. Ben Monaco'ya 4 attım baba dersen 4 yersin. Biz Monaco maçını yendik, kazandık, cebimize koyduk. Monaco maçını unutup Beşiktaş maçına odaklanmamız lazım. Beşiktaş maçından sonra şöyle 6-7 günlük bir dinlenme var. Mükemmel gelecek, mükemmel gelecek. Elimden geldiğince değerlendirmelerimizi yaptım. Hani e, takımımız iyi yolda. Zaten Abdullah Avcı Kasım ayını da işaret ediyor. Bizler de Kasım ayını beklememiz lazım diye burada ben her videomda hemen hemen söyledim. Destek olma zamanı birlik ve beraberlik zamanı dedim. Maç sonu videolarımızın katılımları mükemmel. Saatler içerisinde 10 binleri açtık. Herkese sonsuz teşekkürler. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Benim en büyük amacım zaten maç önü ve maç sonunda buralarda hep beraber sohbetlerimizi yapalım, kenetlenelim, stresimizi, stresimizi atalım, mutluluğumuzu yaşayalım ve nitekim bunu görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Gece 12.30'da yüklediğim bir video saatte bin üzerine çıktıysa bu benim için yeterli arkadaşlar. Gerçekten ben de diyorum ki demek ki sizler benim maç sonu muhabbetlerimi, maç önü muhabbetlerimizi de sevdiğinizi görüyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Ben futbol adamıyım. Futbol konuşuyorum. Elimden geldiğince Trabzonspor takımımızı değerlendirmek istiyorum. Bakın içeride ve dışarıda ne kadar çok sıkıntılı, ne kadar çok düşmanımız olduğunu bakın içeride ve dışarıda diyorum. Görüyorsunuz Trabzonsporlu dediğiniz e, haber siteleri olsun bilmem neler olsun Trabzonsporla alakalı en ufak detayda inceyi yapıyorlar ama bunları müsaade etmeyeceğiz tabii ki de. Biz de burada doğruları konuşmak için açtık. Açın profilime bakın. Trabzonspor takımımızı doğru anlatabilmek için açtım ben bu kanalı dedim sizlere ve ben böyle yaptığımı düşünüyorum. Sizler de takdir sizlerde zaten. inanıyorum ki sizler de yolumuzu doğru buluyorsunuz. Yanımızdasınız. Eksik olmayın. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Çok erken çektim arkadaşlar. Bugün saat 6.30'da çekiyorum bu videoyu. Eee... Tabi evde de bir bebek var onun da vermiş olduğu etkiyle beraber biraz erken kalktık ama video çekme hoşuma gidiyor. Keyif veriyor bana. Gün erken başlamak güzeldir. Erken kalkan yol alır diyor. Ve videomu tamamlıyorum. Akşama bir video gelir inşallah. Bir teridmanı yapar takım. Bugün bir dinlenme antrenmanı yapar. Yarını muhtemelen izin verebilir hoca. Ya da vermeyip yine bir rolantide bir idman geçirebilir. Aktif dinlenme de sağlayabilir. Tabi bunların hepsini değerlendireceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.